elimizdeki oyuncularla ilgili yönetim sorduğu zaman fikrimi söylüyorum ama kararları onlar veriyor. Fikirlerimi söylüyorum onlara ama bunları kamuoyuyla paylaşamazsınız. Ben şimdi devre arasında Talisca gitti diye size açıklarsam doğru olmaz. Bunun açıklayacak olan yönetimdir yani, anlaşmasını yaptı zaten. Bakın Talisca'yı şimdi söylüyorum, gittiğini bildiğiniz için söylüyorum. Benden daha erken de siz biliyorsunuz. Beşiktaş'ın göz bebeğinden beri Talisca'nın Manchester United'a gittiği söyleniyor. Siz rivayet mi diyorsunuz? 19.07. Şenol Güneş gitti diyor. Başkan rivayet. Bilmiyoruz tabii yani, 20 milyon euro verirse Beşiktaş'ın hakkı var. Verebilir, bilmiyoruz yani, başkanın bilebilir. Yani bir başka Şenol Güneş yönetim krizi yaşanır mı başlamadan sonra? Hamza Hamzaoğlu'nun Galatasaray'dan ayrılış sürecini hatırlattı da bana bu durum. Yani olabilir yani, Şenol zaten bu sene galiba ayrılacak gibi duruyor. Gerçi transfer falan konuşuyorlarmış falan ama. Ayrılmayacak, hocamız kalacak gibi konuşuyorlar ama tabii dediğimiz gibi bilemeyiz. Yani öyle bir hava var ortalıkta. Bu yani eğer sözleşme gerçekse 20 milyon euro verirse alır Beşiktaş. Böyle bir hakkı var. Verir mi vermez mi onu bilmiyorum ama o hakkı baki bildiğim kadarıyla. Resmi bir açıklama da yapılmış durumda değil henüz. Hemen hızlı hızlı iki soru soracağım size. Biri Tarık Çamdal. Şampiyonluk kutlamasına çıkarken ıslıklanan futbolcu. Tarık Çamdal'ın şahsı mı eleştirilmeli bu durumda? Tepki doğru mudur? Tepki yanlıştır. Tarık Çamdal Galatasaray'ın futbolcusudur. Çocuğa yeteneğinin veya hak ettiğinin üstüne bir para verilmiş olması Tarık Çamdal'ın suçuydu. O para Tarık Çamdal değil, Eskişehir Spor'a verildi bildiğimiz kadarıyla. Tarık iyi oynamıyorsa onu anladır kabahat. İyi değil, hiç. Hiç oynamıyor, evet. Ve Alper Potuk, Fenerbahçe'de sözleşmesi bitti bu sezon sonu. Yani şimdi şöyle söyleyeyim mesela, siz kalkıp da 1975 model Anadolu kamyoneti 100 milyon liraya, 100 bin liraya alırsanız kazık yemiş olursunuz ama hani Anadolu kamyonetin burada bir suçu yoktur yani sonuç olarak. Dolayısıyla tepki yanlış yere. Belki de tepki duyurmak için yeri gelince öyle yapılıyor. Alper Potuk'un sözleşmesi bitti. Uzatılmayacağı yönünde haberler geliyor. Allah Fenerbahçe'de. Allah. Neler olacak? Takımı banko adamı diye niye uzatmıyorlar ki? Banko adam bir ara kadro dışı kalmıştı Ozan Tufan'la birlikte. Evet. O geri döndü, Ozan dönemedi. İlginç şeyler yaşandı. Bu arada bir başka mevzu. Galatasaray Göztepe galibiyetiyle 21. şampiyonluğunu yaşadı. Stattan çıkışta Başkan Mustafa Cengiz'e mikrofonlar uzatıldı. Başkan konuşurken bir şey yaşandı. Bir oyuncu Rıza Kocaoğlu araya girdi. Önce görüntüyü görelim. Galatasaray'ın iyiliği ve güzelliği için mücadele ediyor. Hepsine buradan, İzmir'den, güzel İzmir'imizden sevgi, saygı ve selam iletiyorum. Başkanım şunu da tabii ki sormak. Göztepe adına ve şanına layık bir oyun sergiledi. Bütün dedikoduları da yok etti. Ayrıca Göztepe'yi ve güzel İzmir'imizi, bütün İzmir halkını yürekten kutluyorum. Başkanım, maddi manevi olarak şampiyonluk neleri değiştirecek Galatasaray'da? Çok önemliydi. Şampiyonluk. Rıza Kocaoğlu başkan konuşurken oraya girip şampiyon Göztepe taraftarından da bahsedin diyor. Şimdi bu bir espri midir? Taciz midir? Çok tartışılıyor. Çok tepki verenler de var. Buna tepki verecek ne var ben anlamadım yani. Komik bir şey yani. Çocuk orada bir fırlamalık yapıyor. Gayet hoş. Ne var bunda? Niye kızıyorlar? İşte başkan konuşurken. Ne hocam gırgır yapıyor Allah Allah. Yani, hayatta hiçbir komik bir şey olmasın, hiçbir espri olmasın. Çocuk da kendince bir gırgır yapmış. Yani espri iyidir kötüdür bilmem ama kendince böyle takılıyor, eğleniyor. Ve gayet de güzel yani. Ne başkan var da çok sıcak karşılayacak. Tabii canım ya, buna sıcak karşılayacak bir şey yok yani. Orada fırlama bir oyuncu gelmiş bir gırgır yapıyor. İnsan güler yani. Başkan Mustafa Cengiz'in sıcak karşılamadığı başka bir mevzu var. Hem seçim var yakın zamanda hem de UEFA sopası duruyor deyim yerindeyse, demokrasinin kılıcı gibi. Bakın neler dedi, dinleyelim. UEFA'da bir adım attık. Çok zor durumdaydık. 30 milyon euro zarar etmemiz gerekirken 3 yıllık periyotta 140 milyon euro zarar ettik. Buna rağmen 3,5 ayda çok defalar Cenevre'ye gittik. Onlar geldi. Galatasaray camiası olarak onlara doğruluğumuzu, dürüstlüğümüzü ve çabalarımızı kanıtlayarak tekrar 4 yıllık bir settlement agreement'la inşallah Avrupa kupalarında boy göstereceğiz. Başkan hala inşallah diyor. Yani böyle netleşmiş bir durum net yok. Net bir şey yok. Ben söylüyorum bunu sürekli olarak.
Yani Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne gidememe ihtimali var mı hala? Hala var. Zayıf ama var. Ben söylüyorum yani bunu yeni de söylemiyorum. Haftalarda, aylardır söylüyorum. Galatasaray'ın bir şampiyonluğunu iki seçimle bekliyor UEFA. Seçim bu hafta sonu. Seçim bu hafta sonu. Dursun Özbek gelirse büyük bir ihtimalle UEFA Galatasaray'a ceza verecek. Gelir mi? İhtimaldir ki gelebilir. Diğer başkan adaylarını da daha önce konuştuk ama şimdi tam kongre öncesi Galatasaray Kongresi'ni, genel kurulunu nasıl görüyorsunuz? Süremiz çok dar. Galatasaray Genel Kurulu nasıl görüyor? Şimdi Galatasaray'da 4 tane aday var. Bu adaylardan 2 tanesini kazanma ihtimalleri ben çok düşük görüyorum. Bunlardan bir tanesi Ozan Korkut, diğeri Ali Fatinoğlu. Görülüyor ki yarış Mustafa Cengiz ile eski başkan Dursun Özbek arasında geçecek. Burada Ali Fatinoğlu iyi niyet gösterisiyle çıktı. Bir de liste oluşturdu ve bakıyorum listesinde fena olmayan pek çok dostumuz, arkadaşımız da var. Ama kazanma dinamiklerine sahip değiller. Ozan Korkut yönetimi ise biraz garip bir yönetim. Şimdi Ozan Korkut çok iyi bir Galatasaray bildiğim kadarıyla. Yani kendisini yakın tanımam. Sporculuğu var biliyorsun. Amerika'da basketbol bursuyla okumuş. Amerika'da NCAA'de oynamış. Başarılı bir sporcu. Daha sonra Galatasaray'da da bütün seviyelerde basketbol oynamış. Galatasaray'da zaten altyapısında basketbola başlamış bir isim. İyi bir Galatasaraylı. Düzgün bir insan. İyi bir profesyonel. Geçmişte bir Galatasaraylı ile beraber işi yapmış. Sonra ayrılmışlar. Hakkında bir takım şayeler üretiliyor. Bunların hiçbir tanesinin doğru olmadığını ben söyleyebilirim size. İyi bir Galatasaraylı. Ama Galatasaray'da böyle başkan adayları olmaz. Nasıl başkan adayı olmaz diyeceksin. Adnan Öztürk diyor ki ben başkan olamayacağım. Durumum müsait değil. Ama benim yerime bu arkadaşı çıkartıyor. Birini işaret ediyor. Ve ben de onun yönetimine yer alacağım. Abi böyle emanetçilik Galatasaray'ın 113 yıllık tarihinde görülmüş bir şey değil. Ayıptır. Ya çıkarsın ya çıkmazsın. İşte benim yerime bunu çıkartıyorum falan. Bu hoş bir şey değil açıkçası. Bir başka sıkıntı Ozan Korkut yönetiminin Adnan Öztürk himayesindeki Ozan Korkut yönetiminin şöyle bir sıkıntısı var. Onların yüzünden Dursun Özbek bu seçimi kazanabilir. Çünkü ciddi bir oy bölme ihtimalleri var. Seçilecek kadar oy alamayacakları çok açık ortada. Ama alacakları oy Dursun Özbek karşıtlarından geleceği için büyük oranda Dursun Özbek'in kazanmasına yol açacak bir hata yapıyor olabilirler. Ben Galatasaray Genel Kurulu üyelerinin buna dikkat etmelerini istiyorum. Yani öneriniz nedir son dakikamız? Şöyle söyleyeyim yani Ozan Korkut'un yönetiminde pek çok her biri Galatasaray yönetiminde yer alabilecek değerli arkadaşlarımız var. Ama bunlar ne tecrübe olarak ne sorun çözme kapasitesi olarak bugünkü Galatasaray şartlarında bu işe yeterli olacak durumda değil hiçbir tanesi. O yüzden de ben açıkçası Abdurrahim Albayrak faktörünü çok önemsiyorum Galatasaray'da. Bugünün Türkiye'sinde, bugünün şartlarında ve Abdurrahim'in kişiliğinde bak. Abdurrahim 5 kez Galatasaray'da görev yaptı. 5 kez şampiyon olduk. Çok önemli işler yapıyor. Gerek yönetim açısından, gerek futbol takımıyla kurmuş olduğu ağabey kardeş ilişkisi açısından. Bunun yanı sıra Mustafa Cengiz yönetiminde baktığın zaman birçok iyi isimler var. Bu yönetimi gibi değil, daha hazırlıklı bu kez apar topar olmadığı için iyi isimler var. Ve en önemli isim tabii Abdurrahim Albayrak orada. Mustafa Cengiz'in bu seçimde ben desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 4 aylık dönemi içerisinde, uzun bir dönem değil ama kısa bir dönem değil, çok sorunlarla. Bir, Galatasaray'ı utandıracak hiçbir şey yapmadı. İki, Galatasaray'ın hiçbir sorununun büyümesine izin vermedi. Üç, çok önemli bazı meseleleri çok kısa sürede halletti. Mesela sermaye arttırımı gibi kitlenmiş ve büyük ihtimalle redde doğru giden bir meseleyi. Keza yönetiminde mesela Yusuf Günay gibi bugün çok önemli meselede Galatasaray'a önemli katkılar sağlayan bir başka Galatasaraylı daha var. O yüzden ben Dursun Özbek karşısında Mustafa Cengiz'in bir 3 yılı daha hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü eğer Dursun Özbek Galatasaray'a bir kez daha başkan olursa Galatasaray gerçekten çok büyük sıkıntılara girer. Süremiz bitti. Evet, hayırlık bir soru soracağım size. Tekrar ortaya atıldı. Ali Koç bu hafta içinde
başkan adaylığından çekilebilir diye. Böyle bir şey olası mıdır sizce? Vallahi ben de bunları duyuyorum ama Ali Koç'un böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Üstelik de bugün Fenerbahçe Kongresi'ndeki bütün ibrelerin Ali Koç'tan yana döndüğü çok açık ortadayken, yani bütün Fenerbahçe dostlarımız Ali Koç bu seçimi aldı artık diyorlar. Çekilirse kendine ve soyadına haksızlık etmiş olur. Teşekkür ediyoruz. Fatih Altaylı'nın yorumlarıyla spor saatini kapattık. Önümüzdeki hafta tekrar karşınızda olacağız.